Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok güzel, kolay, pratik ve muhteşem bir tarifim var size. Kek hamuru nasıl hazırlanır, dondurucuya nasıl atılır ve dondurucudan çıkardıktan sonra nasıl pişirilir? Bütün püf noktalarını vereceğim. Siz de videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Dondurucuda hazır hamurunuz var. Misafiriniz geliyor ve şipşak çıkarıp hemen pişiriyorsunuz. Ve hemen tarife geçiyorum. Bir su bardağı şekeri kabıma aldım. Üzerine 4 adet yumurtamı ekledim ve bir paket vanilyayı ekleyip çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Şeker ve yumurtalar iyice eriyene kadar ve köpürene kadar çırpıyorum. Bu tarif hem çok kolay hem çok pratik ve hem çok işlevsel yani buzlu atıyorsunuz canınız ne zaman istediğinde onu çıkarıp hemen pişiriyorsunuz. Özellikle çalışanlar için çok faydalı bir tarif bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç çekinmeden deneyin. Eğer beğenmedim ve olmamış olan videoları kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Ve yumurtamı iyice çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum ve tekrar bir çırpıyorum. Eğer sıvı yağ kullanmak istemiyorsanız 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Sıvılarımı da ekledikten sonra sadece bir tur çırpıyorum ve üzerine 3 su bardağı elenmiş unumu ekliyorum. Sadece 3 su bardağı ne fazla ne az. Ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Tekrar mikserime aldım. Önce bir hafif karıştırıyorum ki unlar havaya uçuşmasın. Sonra bir, e, mikserimi açıp bir dakika kadar çırpıyorum. Çok fazla çırpmamıza gerek yok. Hamurlar yani unlar hamurlaşana kadar topak topak kalmaması yeterlidir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanalımı büyütmemde bana destek olursanız çok sevinirim. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve mikserimi çıkardıktan sonra kek harcımın üzerine bir adet limonun kabuğunu rendeliyorum. Beyaz kısımlarına girmemesine dikkat edin. Beyaz kısımlara biraz acılık verir. Sadece sarı kabuğunu rendeliyorum ve içine ekledim. Ve bir su bardağı Damla çikolata ilave ediyorum. Damla çikolata da çok yakışıyor. Limonla birleşince şahane bir aroma oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ve spatula yardımıyla kek harcımı bir karıştırıyorum. Şöyle yumuşak, akışkan bir kıvam olacak. Bakın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Spatula ile çektiğiniz zaman iyice akması gerekiyor. Krep hamurundan birazcık daha koyu olacak. Ve kek kalıbımı aldım. Bir buzdolabı poşeti aldım. İsterseniz sadece buzdolabının poşetine koyup kaldırabilirsiniz. İstediğiniz kek harcının kek kalıbını kullanabilirsiniz. Ben bu kek kalıbını kullanacağım için onun boyutuna gelmesini sağlıyorum. Ve buzluğunda yer olduğu için kek kalıbıyla birlikte buzluğa atacağım istediğiniz kalıba göre koyabilirsiniz Ve hacmi buzdolabı poşetine döktüm Ağzını iyice bağlıyorum Dökülmemesi için Kilitli poşetlerde kullanabilirsiniz isterseniz İsterseniz böyle benim gibi poşetlerde kullanabilirsiniz Poşetin ağzını iyice bağladıktan sonra kek kalıbının boyutuna göre iyice düzenliyorum İyice dibe akmasını sağlıyorum arkadaşlar. Ne kadar dibe akarsa poşetten daha kolay çıkacak. Yani üst poşetten daha kolay çıkacak. Yırtacağımız zaman rahatlıkla çıkması için. Ben şimdi bu kek, kek harcımı dondurucuya kaldırıyorum. Ve istediğimiz zaman çıkarıyoruz pişiriyoruz. Benim tam iki gün kaldı dondurucuda. 2 gün sonunda bakın böyle tam hamur kalplaşmış. Kesinlikle cıvıkla cıvık değil, yumuşak değil. E, mutfağım sıcak olduğu için hemen şey olabiliyor, yumuşayabiliyor. O yüzden hızlı acele ediyorum ki size göstermek için. Hani yumuşamış demeyin diye. Kolaylıkla poşetten çıkıyor arkadaşlar. İyice donduğu için poşeti yırtıyorum ve bu şekilde çıkarıyorum. İsterseniz borcamınıza göre yapın, isterseniz kek kalıbına göre hiç fark etmiyor. Şimdi kek kalıbının alt kısmına göre bir yağlı kağıt kestim. Onu en alt kısmına koydum ki e, ters çevirdiğimizde rahatlıkla çıksın diye. Ve e, harcımı da üzerine koyacağım. Ve ters çevirip hemen koydum bakın hemen üst tarafa hafif eridi bile arkadaşlar. Çabuk eriyor hamur olduğu için. Biraz elime yapıştı. Elimi yıkadım ve geldim. Hamurumu da koydum kalıbın içine. Ve şimdi 180 derecede tam 45 dakika pişiriyorum. Fırınınızın sıcaklığına göre değişebilir. Kürdanla sürekli kontrol edin. Kürdan ortasına batırın. Hamur yapışmıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Hamur yapışıyorsa kürdana kekiniz pişmemiş demektir. Çok hızlı pişirmeyin. Mutlaka 180 derece, 170-180 derecede yavaş yavaş pişsin. Ve fırınımızı da önceden ısıtmıyoruz. Mutlaka buna dikkat edin arkadaşlar. Sıcak fırına atmıyoruz. Fırınla kek beraber ısınacak. Beraber yavaş yavaş ısınacak. Bütün bu püf noktalara mutlaka dikkat edin. Ve kekimi çıkardım. Ters çevirdim kek kalıbımı. Bakın kolaylıkla çıktı. Çünkü altında yağlı kağıt olduğu için kolaylıkla çıktı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kekimizin de iyice pişmesini sağladığımız için. Yağlı kağıdı da kolaylıkla çıktı. Şimdi tekrar ters çeviriyorum. İsterseniz bunun üzerine çikolata dökebilirsiniz. Çikolata eritip, eritip dökebilirsiniz. Ben şöyle kıvamını da gösteriyorum. Kesinlikle içi çiğ kalmadı. Çok güzel pişti. Aslında benim bu keki biraz dinlendirmem gerekiyordu. Ama hemen size göstermek istiyorum. Uç kısmından kesiyorum. Biraz daha dinlendireceğim. Üstünü örtüyorum bir bezle temiz bir bezle üstünü örtüyorum bir yarım saat bir saate kadar kekimi mutlaka dinlendiriyorum size de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum ve hemen kıvamını da göstermek istiyorum yumuşacık oldu çok güzel oldu tadı da şahane oldu sanki hamuru taze taze yepyeni yapmışım ve pişirmişim gibi kolay pratik bir şekilde hamurlarınızı yapın kek hamurlarınızı yapın dondurucuya atın ve rahatlıkla misafiriniz geldiğinizde veya canınız istediğinde çıkarıp hemen pişirin. Ve buraya kadar izlediyseniz emeğime karşılık videoma yorum ve beğeni yaparak kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.